ve 9. sorudayız. İki basamaklı AB doğal sayısının sağına 4 rakamı yazılarak elde edilen üç basamaklı sayı bu AB sayısından 166 fazladır demiş. Önce denklem. İki basamaklı bir AB sayısı var. Bunun sağına 4 yazıyorum. Böylece üç basamaklı AB4 sayısını elde ediyorum. Diyor ki bu sayı AB sayısından 166 fazladır. Hadi çözümleyelim. Sonu sıfır olsaydı 10 tane AB derdim. Madem sonunda 4 var artı 4 eşittir AB artı 166. Gideceğim AB'leri bir tarafa sayıları diğer tarafa alacağım. 10 tane AB'den AB'yi çıkardım. 9 tane AB. 166'dan 4'ü çıkardım. 162 oldu. Burada AB sayısı 162'yi 9'a bölersem 16'da 9 bir kere 72'de 8 kere 18'miş. Dolayısıyla A rakamı 1, B rakamı 8. Bana A ile B'nin toplamını soruyor. A 1, B 8 olduğu için toplamları 9 olur. Şimdi durun. Tamam biz bunu yaptık çözümledik çözümleyerek bu sorunun çözümünü bulduk ama illa çözümlemeye gerek var mı? tartışılır. O an aklınıza ilk ne geliyorsa. Şimdi çok dikkat. Ben gene bu işlemi alt alta yazarak yapacağım. İkinci bir çözüm size. AB sayısının sağına 4 yazdım. AB4 oldu. İlk sayı AB eğer AB4 AB'den 166 fazlaysa çıkardığım zaman 166 olmalı. Hadi bulalım. A aşağıya 1 inmiş. Demek ki A1. Eğer A1 ise B'den 1 çıkmış 6 kalmış. Şimdi burada A'yı 1 aldığımda öyle bir B değeri bulacağım ki buradaki 4 eksi B işleminin sonucunda da 6'yı elde edeceğim. Bir kere 4'ten B çıktığında 6 kalmaz. Dolayısıyla buradan bir 10'luk almam lazım. Yani 14'ten B'yi çıkartıp 6 bulmam lazım. Dolayısıyla buradan 1 verdiğim için B farkın 6 olmasını istiyorum. 8 olmalı. Eğer bir 10'luk verirsem kaldı burada 7. 7'den 1 çıktı 6 kalacak. Eğer B'yi 8 alırsam 14'ten 8 çıkınca 6 kalacak. Dolayısıyla B de 8. İşte bu rakamları değer vererek de çok rahat elde edebilirsiniz. Her türlü A1, B de 8. Geldim 10. soruya. Diyor ki AB ve BA iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere AB, BA'nın 2 katının 1 eksiği. A çarpı B kaçtır? Çözümleyelim. AB sayısını 10A artı B diye yazabiliyorum. 2 çarpı BA sayısını da 10B artı A diye yazıyorum. Eksi 1. 10A artı B. Dursun. 2'yi dağıtırsam 20B artı 2A eksi 1. Devam ediyorum. A'ları bir tarafa, B'leri bir tarafa toplarsam. 10A'dan 2A çıktı 8A. 20B'den B çıktı 19B eksi 1. Peki bu eşitliği sağlayan A ve B değerlerini nasıl bulacağım? Bir kere... 19'un katlarının bir eksiği 8'in de katı olacak. B'ye 1 versem 19'dan 1 çıktı 18 8'in katı değil. 2 versem 38'den 1 çıktı 37 zaten 8'in katı olamaz. 3 verdim 57 bir çıktı 56. 56 8'in 7 katı yani A 7'ymiş B 3'müş bana bunları çarp diyor A çarpı B 7 çarpı 3'ten 21 olur. Bu da ikinci soruydu. Geldim 11'e. Arkadaşlar ABC birer rakam. ABC ile AC'yi toplamış. 470'li bir sayı bulmuş. Bu da A artı B artı C toplamı kaçtır demiş. Bakalım neler olacak. Ne yapalım çözümleyelim mi? Gelin önce çözümleyelim. ABC sayısı 100A artı 10B artı C. AC sayısı da 10A artı C. Topluyorum. 100A 10A daha 110A artı 10B artı C C daha 2C. Peki sonucum ne? 47B sayısı. E ben bunu 470 artı B diye yazabilirim. Şimdi buradaki B'yi diğer tarafa atıyorum. Böylece 110A artı 10B'den B çıktı. 9B artı 2C'nin 470 olması gerekiyor. Değer verelim. Hadi. 470'te kaç tane 110 var? 4. 4 tane 110 40 440 yapar. Çıkartırsam 30 kalır. Şimdi buraya daha da dikkat edin. 30 olması için 9B artı 2C'de B'ye kaç, C'ye kaç vereceğim? Bir kere 30'da 9, 3 kere var. 27 yapar ama kalan 3 olduğu için 2C, 3'e eşit olmaz. Bu yüzden B'yi 2 alıyorum. 9 kere 2, 18. Çıkardım, 12 kaldı. Peki 12 olması için C'ye kaç vermem lazım? 6. Yani A 4'müş, B 2'ymiş, C 6'ymış. Bana bunları topla diyor. 4, 2, 6 topladım. 12 yaptı. Cevabım 12'ymiş. Peki. Şimdi biz bunu bulduk ama gelin bir de direkt o verilen işlem üzerinde değer vererek bu çözümü bir kere daha tekrarlayalım. Arkadaşlar. ABC ile AC'yi toplamış 4, 7, B'yi bulmuş. Şimdi bu toplama işlemini gözden geçirelim. Bir kere C ile C'nin toplamı 2C yapar. E o da bir çift sayıdır. Yani benim buraya yazacağım B'nin çift olması lazım. Sonra o B ile A'yı toplamış 7 yazmış. A'yı da aşağıya 4 olarak indirmiş. O zaman madem A aşağıya 4 inmiş A 4'tür diyebilirim. Peki A 4 olursa toplamın 7 olması için B'ye 3 yazmam lazım. Ama B çift olacak demiştik, bu yüzden 3 değil 2 yazıyorum. Böylece elde geliyor 2 1 daha 3 4 daha 7 oluyor. Eğer B 2 ise eldenin de geldiğini düşünerek C ile C'nin toplamının 12 olması lazım. 2 C 12 ise C'nin de 6 olması şart. B 2 C 6. Dolayısıyla bunların toplamı gene 12 oldu. Devam ediyoruz sorulara. Ve 12. sorudayız. ABC birer rakam, X bir gerçel sayı, A çarpı X 2.25, B çarpı X 1.5, C çarpı X 2. Buna göre diyor ABC sayısıyla X'in çarpımı kaçtır? Şimdi bak neyi soruyor? ABC sayısıyla X'i çarp diyor. Peki bu ABC'yi çözümleyebilir miyim? Ne yazacağım? 100A artı 10B artı C çarpı X. E hadi X'i dağıtalım. 100A ile X'i çarptım. 100 çarpı A çarpı X. 10B ile X'i çarptım. 10 çarpı B çarpı X. C ile X'i çarptım. C çarpı X. E her şey hazır. Bak bana diyor ki A çarpı X 2,25. B çarpı X 1,5. C çarpı x de 2. O zaman kaldı işlem. Eşittir. 100 ile 2.25'i çarptım 225. 10 ile buçu çarptım 15. Bu zaten 2. Toplarsam 225, 15 daha 242 de burada. 242 işte sonuç. Sıradaki soru. K1 L, M iki basamaklı sayılarını çarptı. İlk çarpımı bilmiyorum. İkinci çarpımın birler basamağı 5. Toplamda 1767. Buna göre K artı M artı L toplamı kaçtır demiş. Şimdi çarpma işlemini yaptığımız sırayı düşünelim. Ben önce M ile 1'i çarpacağım buraya yazacağım. Sonra M ile K'yı çarpacağım buraya yazacağım. L ile 1'i çarpacağım buraya yazacağım. L ile K'yı çarpacağım buraya yazacağım. Toplayacağım 1767'yi bulacağım. O zaman hadi taşları birleştirelim. Bak. M ile 1'i çarptım M oldu. Aşağıya 7 indi. Demek ki M 7'ymiş. M'yi buldum. M 7. L ile 1'i çarptım direkt buraya yazdım. Demek ki L de 5'miş. E bu da hazır. E biraz daha ileri gidelim. 7 aşağı indi tamam. Burada bir rakam var. Bu rakamı 5 ile topladım 6 oldu. Demek ki burası 1. Bunu da biliyorum artık. Peki L'nin 5 olduğunu M'nin 7 olduğunu biliyorum. O zaman L gördüğüm yere 5 yazayım. M gördüğüm yere de 7 yazayım. 7 kere 1 7. 7 ile K'yı çarpınca buraya 1 gelmesi lazım. Demek ki K'yı 3 almalıyım. 7 kere 1, 7. 7 kere 3, 21. Kontrol edelim. 5 kere 1, 5. 5 kere 3, 15. M 7'de aşağıya 7 indi. 1, 5 daha 6. 2, 5 daha 7. 1'i aşağı indirdim. Her şey tamam. O zaman bitti olay. K'da 3'müş. Bana bunları topla diyor sonuç. 15. Sadece ve sadece işlemleri kontrol edip değerleri tahmin ediyorsunuz. 14. A, B ve CD iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere bu sayıların çarpımında B rakamını 2 azalt, C rakamını 3 arttır diyor, çarpım 2030 artacak diyor. Hadi ne diyorsa onu yapalım. Diyor ki AB çarpı CD çarpımında B rakamını 2 azalt. İki basamaklı bir sayının birler basamağı 2 azalırsa o sayı 2 azalmaz mı? çarpı C rakamını 3 arttır diyor. İki basamaklı bir sayının onlar basamağı 3 artarsa o sayı 30 artmaz mı? Eğer sen bunu yaparsan diyor. Senin çarpımın 2030 artacak diyor. O zaman AB çarpı CD'ye 2030 eklediğimde işte bu çarpıma eşit olmak zorunda. O zaman hadi dağıtalım. AB çarpı CD aynen yazıyorum. Artı 2030 eşittir. Şimdi burayı dağıtıyorum. AB ile CD'yi çarptım. AB çarpı CD. AB ile artı 30'u çarptım. Artı 30 tane AB. Sonra eksi 2 ile CD'yi çarptım. Eksi 2 çarpı CD. Ve en son eksi 2 ile 30'u çarptım. Eksi 60. Dikkat. Burada da AB çarpı CD var. Diğer tarafta da o zaman bunlar birbirini götürür. Hatta şu eksi 60'ı diğer tarafa gönderelim. Eksi 60 buraya geçerse 2030 artı 60'tan 2090. Ne kaldı? 30 tane AB eksi 2 tane CD. Peki bunların hepsi aynı anda kaça bölünebilir? Madem 2 CD var. E bu da çift, bu da çift. Hepsini bir seferde 2'ye bölüyorum. 2090'ı 2'ye böldüm 1045. 30 AB'yi 2'ye böldüm 15 AB. 2'ye böldüm CD. İşte sonuç. 15 tane AB'den CD'yi çıkardım mı sonuç 1045 olacakmış. Bu soruyu da bitirdik gelsin yeni sorular. Değerli arkadaşlarım geldik çözümlemenin sonuna yani basamak analizinin sonuna. Buradaki soru tarzlarında size sayıların toplamlarını verecek. Yani toplamları sabit olacak ve sonrasında şu tarz sorular soracak. En büyüğü en çok kaçtır? En büyüğü en az kaçtır? En küçüğü en az kaçtır? En küçüğü en çok kaçtır? formatında sorular soracak. Peki biz ne yapacağız? Toplamın sabit olduğunu biliyorum bu cepte. Eğer toplamın sabit olduğunu biliyorsam büyük sayının çok olması için diğerlerinin az olması lazım. Eğer toplam sabitse küçük sayının az olması için diğerlerinin çok olması lazım. Peki tam tersini düşünün. Büyüğün az olması için diğerlerinin çok olması lazım. Küçüğün çok olması için diğerlerinin az olması lazım. Bakalım ne yapacağız. Şimdi özellikle ve özellikle soru soru bunların yorumlamasını yapacağım. İki basamaklı dört doğal sayının toplamı 327'dir. Bu sayıların en küçüğü en az kaçtır demiş. Bir kere en küçük sayının olabildiğince az olabilmesi için geriye kalan bütün sayıları olabildiğince çok seçmek zorundayım. Küçüğün az olması için diğerleri çok olacak. Dolayısıyla burada iki basamaklı geriye kalan üç tane sayıyı olabildiğince büyük seçeceğim. Peki iki basamaklı en büyük sayı kaç? 99. Hemen git yukarı bak. Sayılar birbirinden farklı diyor mu demiyor mu? Bakıyorum farklı demiyor. O zaman ikinci sayıda 99. Üçüncü sayıda 99. Dördüncüyü de ben bulacağım. Bunları toplarsam 3 tane 99, 297. Hepsinin toplamı 327 idi. Bundan 297'yi çıkartırsam 0, 3 işte en küçük sayının alabileceği en küçük değer. Cevap 30'muş. Var mı sorun? En küçük sayının alabileceği en küçük değer için diğer bütün sayıları olabildiğince büyük seçtim. Şimdi ikincisi. İki basamaklı beş farklı doğal sayının toplamı 121. En büyük sayı en çok kaçtır demiş. Şimdi tam tersini soruyor bakın dikkat edin. En büyük sayı diyor, en çok kaçtır diyor. Büyüğün çok olabilmesi için diğer sayıların olabildiğince küçük olması lazım. O zaman 5 farklı doğal sayı yazacağım. Bunlar iki basamaklı olacak. Toplamları da 121 olacak diyor ya. İki basamaklı en küçük sayı 10 ile başlıyorum. Sayılar birbirinden farklı olacak dediği için ikinciyi 11, üçüncüyü 12 ve dördüncüyü 13 alıyorum. Beşinci sayı da benim bulacağım sayı. Dolayısıyla bunların toplamı 46. Şimdi hepsinin toplamı 121 olduğuna göre 121'den 46'yı çıkarmam yeterli. 11'den 6 çıktı 5, 11'den 4 çıktı 7. Demek ki en büyük sayı en çok 75 olacakmış. Geldim 17. İkisi 50'den büyük olan 6 farklı doğal sayının toplamı 120'dir diyor. Oo bak bir şart daha getirmiş. Diyor ki iki tanesi 50'den büyük olacak. Şimdi bu tarz bir soruyu okuduğunuzda ilk aklınıza şu geliyor. İki tanesi 50'den büyük. 51 52 dur. Zaten sana sorduğu en büyük sayı. Dolayısıyla senin bulman gereken sayı zaten 50'den büyük olan sayılardan bir tanesi. Sen diğer sayıları düşün. Arkadaşlar bunun en güzel yolu 6 tane doğal sayı yazacağım. 6 tane çizgi çiziyorum. Sonra bu sayıları değerlerini vereceğim. Madem en büyük sayıyı soruyor, en büyük sayıya soru işareti koydum ki o sayıyı ben yanlışlıkla değer olarak atamayım. Madem ikisi 50'den büyük iki tanesini diğerlerinden ayırıyorum. 50'den büyük dediği için de 5. sayıya 51 yazıyorum. Peki diğer sayılarda en büyük sayının en büyük değeri için olabildiğince küçük olmak zorunda. Ancak soru da iki basamaklı diyor mu? Hayır. Otomatikman benim burada vereceğim en küçük değer aslında doğal sayıların en küçüğü 0. Sonrasında 6 farklı doğal sayı dediği için ikinciyi 1, üçüncüyü 2, dördüncüyü de 3 seçiyorum. Yani benim toplamam gereken değerler 0, 1, 2, 3 ve 51. Hadi bunları toplayalım. 1, 2, 3, 6, 51 daha 57. Hepsinin toplamı 120. Çıkartırsam 10'dan 7 çıktı 3, 11'den 5 çıktı 6. Yani en büyük sayı en çok 63'müş. Burada dikkate almanız gereken en önemli özellik. En büyük sayının en büyük değeri için diğerleri olabildiğince küçük olacak. En küçük sayının en küçük değeri için diğerleri olabildiğince büyük olacak. Peki gelelim 18'e. 5 doğal sayının toplamı 140'tır. En küçük sayı en çok kaçtır diyor. Duralım. Tarz değişti en küçük sayıyı soruyor ama olabildiğince büyük olmasını istiyor. Bir kere bu sayıların toplamları sabit mi? Bütün sayıların toplamları belli, sabit bir değer. Ben burada en küçük sayıyı olabildiğince arttırmak zorundayım. Küçüğü arttırıyorsam diğerlerini de azaltacağım. Dolayısıyla sayılar birbirine olabildiğince yakın olacak. Madem sayılar yakın olacak farklı demediği sürece bunları eşit de kabul etmem mümkün. Ama farklı diyorsa ardışık sayı gibi düşünmem gerekecek. Bakıyorum şimdi soruya. 5 doğal sayının toplamı 140'tır. Birbirinden farklı demiyor. O zaman ben bu 5 sayının e, hepsini birbirine eşit kabul edersem 140'ı 5'e bölerek 28 değerine ulaşıyorum. Bak şimdi bu ne demek? 28 28 28 28, 28. 5 tane 28'in toplamı 140 yaptı. Ancak bana sorduğu soru en küçük sayının en büyük değeri. Dolayısıyla bu sayılardan birinin diğerlerinden en azından küçük olması lazım. İşte bu açıdan en küçük sayıyı bir azaltıyorum. En büyük sayıyı da bir arttırıyorum. Böylece toplam değişmeyecek şekilde sayılar arasında birinin en azından diğerlerinden küçük olmasını sağlıyorum. İşte bu yüzden en küçük sayı en çok 27 olur. Geldim 19'a. Birbirinden farklı 6 doğal sayının toplamı 120'dir. En büyük sayı en az kaçtır? Biraz önceki soruyla benzer mantık. Büyük sayıyı soruyor ama olabildiğince az olacak diyor. İçlerindeki en büyük sayıyı azalttığım sürece diğerlerini arttırmak zorundayım. Yani sayılar gene birbirine yakın olmak zorunda. O zaman ardışık gibi düşünmek zorundayım ki birbirinden farklı demiş zaten. 6 tane sayı var. Bu 6 tane sayının ortancasını bulmak için sayıların toplamını 6'ya bölüyorum. 20. Eğer birbirinden farklı diyorsa sağda kalan sayıları bulmak için sürekli arttırıyorum. 21 22 23 solda kalan sayıları bulmak için de sürekli azaltıyorum. 19 18 17. İşte en büyük sayının alabileceği en küçük değer 23'tür. Ve geldim son soruya. Birbirinden farklı 5 doğal sayının toplamı 173. En büyük sayı en az kaçtır? İçlerindeki en büyük sayının olabildiğince az olması için diğerlerini olabildiğince büyük seçmek zorundayım. Dolayısıyla ardışık sayı gibi düşünmek zorundayım. 5 tane doğal sayı var. Ben bunun ortancasını bulmak için 173'ü 5'e bölüyorum. Şimdi diyeceksiniz ki hocam 173 5'e tam bölünmüyor. Bölünmesin, sıkıntı yok. 173'ü 5'e bölüyorum. 3 kere var 15. 4 kere var 20. Kaldı 3. Bakın şimdi. Eğer 34'ü elde ettiysem bölümde ilk etapta bu sayıların her birine 34 yazıyorum. Her birine 34 yazıyorum. Sonra kalan 3 olduğu için, kalan 3 olduğu için en büyük 3 sayıyı birer birer değiştiriyorum. Yani buna 1 ekledim 35, buna 1 ekledim 35, Buna bir ekledim. 35. Yazamadım. Sonrasında sayılar birbirinden farklı dediği için tam ortadaki sayıdan itibaren öncekileri azaltıyorum. Sonrakileri arttırıyorum. Yani bunu 36'ya çıkardım. Bunu 37'ye çıkardım. E bu 33'e indi. Bu da 32'ye indi. Böylece toplam değişmedi ve sayıların toplamının 173 olmasını sağlamış oldum. Neyi soruyor bana? En büyük sayı en az kaçtır? İşte sonuç. En büyük sayı en az 37 olur. Değerli arkadaşlarım basamak analizini bitirmiş durumdayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.